Evet değerli izleyenler, Dışişleri programı ile karşınızdayız. Ben Nisan Uçar'dan. Normal şartlarda programın moderatörü Emre Diner, fakat meslektaşımız rahatsızlandığı için bugünlük programı ben sunacağım. Öncelikle sizi konuklarımla tanıştırmak istiyorum. Hazar Üniversitesi öğretim üyesi Telman Nusretoğlu ve Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sezai Özçelik bizlerle birlikte olacak. Azerbaycan'da yaşanan saldırıyı daha doğrusu değerlendireceğiz ve sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşı arasındaki krizin son durumunu konuşacağız. Şimdi konuklarım bizlerle birlikte. Telman Bey, merhabalar. Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, nasılsınız? Hamdolsun, çok şükür olsun. Azerbaycan'dan selam ve saygılar iletiyorum. Sağ olun. Türkiye'deki kardeşler bile. Sağ olun efendim. Diğer taraftan da Sezai Bey, merhabalar. Merhabalar Nisa Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle Azerbaycan'da yaşanan o çirkin saldırının perde arkasını sizlerle birlikte konuşmak istiyorum. Tabii katilin görüntüleri de televizyon ekranlarında karşımıza çıktı. Bu bir katili kahramanlaştırma ya da bir şirinleştirme politikası mıydı? Olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz Telman Bey ile başlayabiliriz efendim. Nisa Hanım, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yönelmiş olan terör eyleminin aslında... Tabii dünya tarafından, bütün dünya kamuoyunu devletler tarafından kınandığını biliyoruz. Ve aynı zamanda Azerbaycan kamuoyunda da çok sert tepkilere yol açtığını biliyoruz. Elbette şehit olan devlet görevlimizin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Devletlerimizin, Allah devletlerimize zeval vermesin, Türk devletlerine zeval vermesin. Şimdi bu ilk önce... Türkiye, İran, Azerbaycan, İran münasebetlerinin yani bugüne kadar bu terör eyleminin gerçekleştiği zamana kadar münasebetlerinin arka planıyla ilgili, ortadaki gerilimle ilgili birkaç hususa dikkat çekmek isterdim. Birinci, evet. Azerbaycan başından beri komşuluk ilişkilerinden yana bir siyaset izlemişti. Bütün devletlerle, özellikle komşu devletlerle münasebetlerini iyi tutarak, ticari, ekonomik, kültürel münasebetlerini geliştirerek bir siyaset izleme yoluna gitmişti. İran'la da böyle bir siyaset başından beri, Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonraki dönemde böyle bir siyaset izlenmişti. Ancak maalesef İran devleti hem kendi demografik durumuna aykırı bir siyaset üretmeye devam etmiştir. Yani 1000 yıl boyunca Büyük Selçuklulardan günümüze İran devletini Türklerin kurmuş oldukları hanedanların yönetmesine rağmen, nüfusun yarıdan fazlasının Türk olmasına rağmen bir Tahran'daki rejim hem içerideki Türkleri görmemezlikten gelerek onların kültürel haklarını, eğitim haklarını, bil haklarını tanımamış, anti-Türk siyasetini yürütmüş. Dışarıda da Azerbaycan'ın, güçlü Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan devletinin varlığını hazmedememiştir. Bağımsızlık ilanından günümüze kadar İran'ın Güney Kafkasya siyasetini daha derinden analiz ettiğimiz zaman, özellikle Ermenistan'la yakın işbirliği ve Ermenistan destekleme siyasetini de bu manzaranın merkezine oturttuğumuz zaman daha net bir şekilde bu gerçekliği görmemiz mümkündür. Evet. Biliyorsunuz biraz böyle İran-Azerbaycan münasebetlerinin, Azerbaycan'ın bölünmesinin tarihi arka planıyla da ilgili tamaşaçılarımızı, yani bizi izleyenleri bilgilendirmekte fayda var. Çarlık Rusyası Güney Kafkasya'yı işgal ettikten sonra 1828 senesinde Türkmençay Anlaşması imzalanmıştır. Türkmençay Anlaşması ile Azerbaycan iki kısma bölünmüştür. Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan. Aras Nehri'nin bu tarafında bugün bağımsızlığını kazanmış ve Güney Kafkasya'nın cazibe merkezi haline gelmiş Azerbaycan Cumhuriyeti, öbürü tarafta ise İran'ın yönetimi altında olan Güney Azerbaycan var. Ve biz biliyoruz ki özellikle Osmanlı arşiv belgelerine baktığımız zaman Azerbaycan isimli belgelerin %90'ı Güney Azerbaycan coğrafyasıyla ilgili. Yani Azerbaycan ismi de tarihi belgelerde de daha çok Güney Azerbaycan'la ilgili kullanılmıştır. Bu tarihi gerçekliktir. Nüfusumuzun da büyük çoğunluğu 30 milyon Azerbaycan Türk'ü Güney Azerbaycan'da yaşamaktadır. Ama maalesef
İran rejimi, Tahran rejimi, Güney Azerbaycan'daki Türklerin ve tarih boyunca kurucu unsur olan, devletin kurucu unsuru olan Türklerin haklarını vermemiştir. Ve öbürü taraftan da Kuzey Azerbaycan'da güçlü ve Azerbaycan bağımsız, güçlü, ekonomiden enerjiye, diplomasiye, bölgesinin en güçlü devleti haline gelen Azerbaycan varlığını hazmedememiştir. Ve böylece Azerbaycan bağımsızlık döneminde Karabağ sorunu yaşarken, işgal sorunu yaşarken, topraklarını işgalden azat etme için Azerbaycan'a gerekli olan desteği vermemiş, aksine Ermenistan'ı desteklemiştir. Yani şu anda Azerbaycan, İran geriliminin özellikle hat safhaya ulaşmasının, yani bu terör eylemi ve İran yetkililerinin, İran resmilerinin, din adamlarının özellikle anti-Azerbaycan, anti-Türk retorikasını doğru görmeden, nefret dilini, körüklenen nefretin görmeden bu terör eylemlerinin aslında öncesinde yaranan havayı anlamak, iklimi anlamak, İran kamuoyunda oluşturulmaya çalışan anti-Azerbaycan, anti-Türk havasını anlamak lazımdır. Yani bunları birlikte düşünmek, bu manzarayı birlikte görmek gerekiyor. İşte 44 günlük savaştan sonra Azerbaycan ülkemizin de desteğiyle toprak bütünlüğünü temin etti. İşgalciler topraklarından çıkardı Ermenistan'ı. Ve biz biliyoruz ki Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin 4 katnamesi vardı Ermenistan'ı işgalci olarak nitelendiren ve Azerbaycan topraklarının derhal boşaltılması talep eden. Ancak 30 senelik bir dönem içinde biz Güvenlik Konseyi'nin üyeleri olan devletlerin bazılarının Minsk grubunun eş başkanları olmasına rağmen Ermenistan'ı, işgalci Ermenistan'ı haddini bildirmediler, bu katnameleri icra etmediler. Azerbaycan ordusu kendi gücüyle, ülkemizin de desteğiyle bu toprakları işgalden azat ettikten sonra özellikle İran sınırı boyunca bizim çok büyük bir İran sınırı boyunca işgal altında olan Aras Nehri boyunca topraklarımız vardı. Oralar da işgalden azat edildi. Halbuki işgal döneminde İran o yolu, o sınırı narkotik ticaretin için kullanmış İran'daki bazı çevreler. Ve Azerbaycan'ın sınırını, sınır bütünlüğünü sağlayarak, sınır güvenliğini sağlayarak İran'la ilk günler 44 günlük savaş bittikten sonraki ilk günler Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'den güney ile kuzeyi birleştiren o Hudafer'in, tarihi Hudafer'in köprüsünün yanına gelmişti ve orada o Hudafer'in köprüsünü dostluk köprüsü olarak nitelendirmişti. Yani Azerbaycan topraklarını işgalden azat etti. Bu gerçekliklere rağmen yine de İran'a bu köprü dostluk köprüsü olsun, komşuluk köprüsü olsun. Biz toprak bütünlüğümüzü temin etti. Şimdi Ermenistan'a verilen desteğe rağmen şimdi yeni bir dönem var. Bölgede yeni bir jeopolitik denklem oluştu. Siz bunu kabul edin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı altılı platform önerisinde bulundu. Bölgedeki devletlerin İran, Rusya, Türkiye ve Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın içinde yer alacağı altılı işbirliği platformu önerisinde bulundu. Bütün İpek yolu yeniden canlanırsa işbirliği yapalım, evet. Barış gelsin bölgeye. Bu meseleyi gündemine aldı Azerbaycan devleti ve Türkiye. Maalesef ama İran 44 günlük savaştan önceki anti-Azerbaycan siyasetini içeride de zaten demin vurgulamaya çalıştım. İran'ın büyük nüfusu, nüfusunun yani yarıdan fazlası Türklerden oluşmaktadır. İçeride de bir anti-Türk siyaseti devam ediyor. Bunu değiştirmek yerine, yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmek yerine maalesef İran anti-Azerbaycan siyasetini sürdürmeye devam etti. Peki Selman Bey, kusura bakmayın. Sesim geliyor mu size? Evet, birazdan tekrardan size geri dönüş yapacağım ama diğer taraftan da Sezai Hocamı da çok bekletmek istemiyorum. Ona da hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Sezai Hocam, bu saldırının arkasında ABD ya da İsrail gibi bir devletlerin faktörü var mı? Ve bu saldırı sonrasında ülkede nasıl bir gelişme yaşanacak? Evet, aslında bu saldırı biraz da dikkat ederseniz İran'da bu tür saldırılar oluyor aslında. Hı hı. 1979 yılında İran devrimi olduğunda yaklaşık 444 gün boyunca İranlı öğrenciler, tırnak içinde öğrenciler
Amerikan Büyükelçiliğine saldırmışlardı ve orada Amerikalılara 52 gün boyunca beyin almışlardı. Sezai Hocam, sesiniz az geliyor. Bir mikrofonu düzeltebilme şansınız var mı efendim? Evet, şimdi sesim nasıl geliyor acaba? Çok iyi, çok iyi. Ayrıca biliyorsunuz İran'da, İran'ın buna benzer bir, yani İran genellikle aslında bu tür saldırıları, bu saldırıları zaten Azerbaycan devleti bunu bir terörist saldırısı olarak nitelendirdi. Evet. Şöyle ki özellikle İran'ın şöyle bir stratejisi var. Genellikle burada İran bazı vekalet verdiği kişiler üzerinden bu tür saldırıları düzenliyor. Sorunuza gelirsek, evet, aslında Amerika'nın ve İsrail'in bu saldırılarla şu şekilde bağlantısı var. Çünkü Azerbaycan'la İsrail arasında çok yakın ilişkiler var son yıllarda. Özellikle biliyoruz ki İsrail Bakü'yü ilk tanıyan, yani Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi. Ve Bakü'de 1991 yılından beri İsrail'in büyükelçiliği bulunmakta. Aynı şekilde Azerbaycan da ilk kez İran'a rağmen ve uzun süredir İsrail'de, Tel Aviv'de bir büyükelçilik açmamıştı. Bu yüzden de ilişkilerde yani İran'ın Azerbaycan'a karşı özellikle bu tür ilişkilerin kötü olmasında İsrail'le Azerbaycan'a yaklaşmasının çok büyük bir etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Yani özellikle biliyorsunuz İran genellikle kendi savunmasını şöyle tasarlıyor. Suriye'de olsun, Lübnan'da olsun, diğer ülkelerde olsun. Genellikle vekalet savaşları üzerinden, vekalet gruplar üzerinden kendi savunmasını yapıyor. İran da bu bağlamda İsrail'e kendine çok yakın olmasını istemiyor. Çünkü Azerbaycan'la İsrail ilişkilerinin özellikle Bakü'nün İsrail'de büyükelçi açma kararı alması İsrail çok İran çok fazla kabul etmediği bir durumu ortaya çıkarıyor kendi güvenliği açısından. Bu noktada İran'da, yani İran'la ilişkilerin, Azerbaycan'la ilişkilerin bu denli kötüleşmesinde İsrail'in bu şekilde rolü var. Bir başka rolü İsrail'in de özellikle Azerbaycan üzerinden İsrail'in bazı İran'da bazı operasyonlar yaptığını biliyoruz. Özellikle bu nükleer silahların nükleer silahlanma konusunda İran'a karşı İsrail'i İsrail'in Azerbaycan'ı kullandığını ve Mossad ajanlarının özellikle Azerbaycan üzerinden İran'da faaliyetlerde bulunduğunu biliyoruz. Bütün bunların yanında Amerika'nın da özellikle burada şu anda Azerbaycan'da çok fazla faaliyette bulunmadığını biliyoruz. Fakat özellikle Avrupa Birliği üzerinden Amerika'nın da Batı'nın da burada bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Şöyle ki Ekim 2022'den itibaren Avrupa Birliği'nin bir Dağlık Karabağ'da gözlemci grubu göreve başlamıştı. Daha sonra bu Ocak 2023'te, yani çok yakın zamanda tekrar bu görev süresi uzatıldı. Bu bakımda İran'ın bir şekilde hoş karşılamıyor. Özellikle Azerbaycan gibi çok yakın sınır komşusunda Rusya dışında bir başka gücün, başta Amerika olmak üzere, İsrail olmak üzere yakın olmasını istemiyor. Evet. Tabii ilişkilerin bu yönde kötüleşmesinin bir başka sebebi de aslında iç sebepler. Çünkü İran biliyorsunuz yıllardır bir rejim ihracı politikası uyguluyor. Kendi güvenliği açısından da gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerek Lübnan'da İran'a yakın birçok gruplar var. İşte bunların en bilineni Lübnan'daki Hizbullah. Aynı şekilde biliyorsunuz Azerbaycan her ne kadar İran'la aynı mezhebe sahip olsa da Azerbaycan devleti bir laik devlet. Dinle devlet işleri çok karışık, İran'ın aksine karışık olmayan, işte kadınların özgürlüğünü savunan bir ve özellikle kadın hakları konusunda İslam'ı yani ve Şii mezhebini yorumlamak açısından çok farklı noktalarda. Bu da tabii ki İran'ın hoşuna gitmiyor ve aynı zamanda İran'da özellikle Hüseyinyum diye bir grup var Azerbaycan'ın içinde. Bu grubu da bunlar daha çok İran'a yakın oldukları için burada rejimi ihraç ederek aslında Azerbaycan'ı kendi iç politik açısından istikrarsızlaştırmaya çalıştığını da biliyoruz. Bunun dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da bunda çok önemli rolü var. Yani niye İran-Azerbaycan ilişkileri kötüleşti? Çünkü Rusya'nın özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra tek çıkış kapılarından bir tanesi İran üzerinden sağlanıyor. Bu bağlamda İran'da özellikle Azerbaycan'ın Rusya'ya karşı da
son dönemlerde daha bağımsız bir politikacını görebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü askerleri bulunmakta. Bu barış gücü askerlerine karşı da Azerbaycanlı aktivistler bunların buradan gitmesi konusunda yol kapama dahil olmak üzere bazı barışçıl eylemler yapıyorlar. Tabii bu da Rusya'nın hoşuna gitmeyen bir durum. Bu bağlamda da şunu görebiliyoruz ki İran Rusya açısından önemli. Rusya açısından İran önemli olduğu gibi İran açısından Rusya da önemli. Bu iki ülkede aslında bir anlamda Azerbaycan'ı sıkıştırmaya çalışıyorlar. Tabii burada Ermenistan faktörü de var. İran ile Ermenistan uzun yıllar çok yakın ilişki kurdukları için bu da Azerbaycan'ı başta olmak üzere Dağlık Karabağ sorununda İran'ın Azerbaycan'ı yalnız bıraktığını, Ermenistan'la çok yakın ilişkiler kurduğunu biliyoruz. Özellikle Zengezur koridoru bağlamında İran da bundan çok hoşlanmıyor. Çünkü daha çok şunu söyleyebiliriz, yani Ermenistan'la olan bağlantısı koparacağı için bu Zengezur koridorunun açılmasını da istemediği için de İran, Azerbaycan'a aslında burada bir mesaj yolluyor bu terör saldırısıyla. Ve diyor ki evet ben belki Suriye'de, Irak'ta ve diğer yerlerde biraz geri çekilmiş olabilirim ama özellikle Azerbaycan'a ben Ermenistan'la, Rusya ile çok yakın ilişkiler kurmaya devam edeceğim şekilde bir mesaj gönderdiğini söyleyebiliriz. Evet Sezai Bey, teşekkür ederim. Tekrardan size geri dönüş yapacağım ama bir Terman Bey'e dönmek istiyorum. Terman Hocam merhabalar. Evet. İran'ın İsrail politikasını samimi buluyor musunuz? Şimdi özellikle Sezai Hoca'nın bazı yani ortada tespitleriyle ilgili itirazlarım var. Bunu özellikle vurgulamakta fayda var. Bir, Avrupa Birliği'nin Dağlık Karabağ'a herhangi bir gözlemci gönderdiği veya bunu Azerbaycan'ın kabul ettiği konusunda vermiş olduğu bilgi yanlıştır. Avrupa Birliği Ermenistan'a gözlemci, Ermenistan-Azerbaycan sınırına gözlemci heyeti gönderdi. Azerbaycan bunu hiçbir şekilde kabul etmedi. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ diye bir inzibati toprak da yoktur Azerbaycan'da. Azerbaycan Karabağ bölgesi var. Şergi Zengezur dediğimiz Doğu Zengezur ve Karabağ bölgesi var. Ekonomik bölgesi var. Azerbaycan toprak bütünlüğünü büyük ölçüde sağlamıştır. Ve Azerbaycan'ın izni olmadan hiçbir uluslararası gözlemci grubu veya hiçbir heyet Dağlık Karabağ'a giremez. Çünkü bu Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın yani geçmiş Dağlık Karabağ'dan bahsediyor. Sovyet döneminde orada Dağlık Karabağ muhtar vilayeti olmuştu. O da yapay bir şekilde Sarlık Rusyası ardınca da Sovyet rejiminin aynı Azerbaycan siyaseti çerçevesinde oluşturulmuştu. Ermeniler oraya toplanmıştı ve orada bir muhtariyet ilan edilmişti. Dağlık Karabağ sonradan Azerbaycan bu lav etmiştir ve orada Karabağ ve Doğu Zengezur dediğimiz iktisadi idari birimler ortaya konulmuştur. İkinci, yani Azerbaycan'ın rızası olmadan hiçbir gözlemci heyeti Dağlık Karabağ'a gidemez. Zaten Azerbaycan da buna izin vermez. Fransa'nın şu anda yapmak istediği şey işte uluslararası gözlemciler heyetini Dağlık Karabağ'a sokarak Azerbaycan bu iş bitmiştir. Minsk grubu kendi kendini lav etmiştir. Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Hiçbir uluslararası diplomasi masasında Azerbaycan kendi toprak bütünlüğü veya iç işleri olarak gördüğü meseleleri herhangi bir devletle konuşmayacak, tartışmayacak, müzakere etmeyecektir demiştir. Ve bugün Hankendi, Hocalı, Hocavent dediğimiz bölgeler var. Orada bizim Ermeniler, Azerbaycan toprakları, şu anda barış, Rus barış yüzünün olduğu bölge. Orada Ermeniler yaşamaktadır. Ama oradan çok büyük bir Azerbaycan Türk nüfusla göçe zorlanmıştır. Şimdi onlar da kendi topraklarına, bölgelerine, kasabalarına, şehirlerine geri dönecekler. Ermeniler de Azerbaycan vatandaşı olarak kalıp Azerbaycan topraklarında yaşamak isterlerse yaşayacaklar. Yaşamak istemedikleri halde ise Ermenilerin de bizim topraklarımızı terk ederek gitmeleri için yolları açıktır. Laçın Hankendi yolu dediğimiz o yol her zaman açıktır. Sadece bizim aktivistler ve herhalde yakın zamanlarda Azerbaycan devleti de sınır kontrol noktaları oluşturacak, gümrük noktaları oluşturacak ve tamamen Azerbaycan'ın egemenliği oralarda da tesis edilecek. İkinci husus, hocamız Mossad'ın, İsrail'in Azerbaycan üzerinden İran'da operasyonlar yaptığını söyledi. Böyle bir bilgi
Öyle bir iddia tamamen asılsızdır. Çünkü Azerbaycan hiçbir zaman hiçbir komşusuna topraklarını herhangi bir dış güç ve devlet tarafından kullanılmasına izin vermemiştir. Bugüne kadar öyle bir bilgi, belge olsaydı İran devleti bunu açık ve net şekilde ortaya koyardı. Derdi ki Azerbaycan üzerinden İsrail şu operasyonları gerçekleştirmiştir. Bu mümkün değildir. Azerbaycan bağımsız bir devlet. İstediği devletle, ülkeyle ilişkilerini, diplomatik ilişkilerini kurmak, geliştirmek kendi hakkıdır. İsrail biliyoruz ki dünyada en iyi savunma silahlarına, yani en iyi silahlara sahip olan ülkelerden birisidir. Dünyada çok etkin bir güce sahip olan ülkelerden birisidir. Dünyada bir Yahudi diasporası var. Azerbaycan'da her tarafı, dört tarafı, yani baktığımız zaman bir tarafta İran, öbür tarafta Rusya var. Azerbaycan yeni bağımsız olmuş bir devlettir ve elbette kendi dış politikası çerçevesinde muhtelif ülkelerle, güçlerle işbirliği yapar, gücüne güç katmak siyaset izlemektedir. İsrail de başından beri Azerbaycan'ın bağımsızlığını desteklemiştir. Azerbaycan İsrail'den modern silahlar almıştır. Tabii Azerbaycan'ın en büyük sorunlarından birisi toprakların işgal edilmesiydi. Azerbaycan topraklarını işgalden kurtarması gerekirdi. Onun için de dünyanın neresinde iyi silahlar varsa o silahları almak mecburiyetindeydi. Ve bunu da yaptı, bunu da geselleştirdi. İsrail de her zaman Azerbaycan toprak bütünlüğüne saygılı bir siyaset ister. Azerbaycan son dönemlere kadar hatta İsrail'de büyükelçiliğini bile açmadı. Komşu İran bu konuda hassasiyet gösterdiği için yapmadı. Ama İran neden Azerbaycan'dan, Azerbaycan devletinin güçlenmesine rahatsız? O konuyla ilgili biraz böyle o konunun altını çizmek ve açmakta fayda vardır. Birinci 44 günlük savaştan sonra, 44 günlük savaştan sonra bölgede oluşan yeni jeopolitik denklem, özellikle Güney Kafkasya'da Türkiye'nin artan etkisi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağladıktan sonra, yani Azerbaycan kendi toprak bütünlüğünü sağladıktan sonra bölgede bir barış diplomasisi, demin de ona değinmeye çalıştım, gündeme getirdi. Ve Türk dünyasının, Türk devletlerinin giderek güçlenmesi, bu orta koridor dediğimiz koridor üzerinde. Hocam sesim geliyor mu? Nisan. Kısa bir reklam arasına gireceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Dışişleri programımız kaldığı yerden devam ediyor. Telman Nusretoğlu ve Profesör Doktor Sezai Öztürk ile birlikteydik. Telman Bey, sizin öncesinde Sezai Bey'in bazı ifadeleri üzerine açıklamalar yapmıştınız. O yüzden ben de bir Sezai Bey ile başlamak istiyorum. Kendisinin ifade etmek istediği, eklemek istediği bir şeyler var mı diye. Evet, Tela Hocam'a aslında katılıyorum. Tabii burada yani Azerbaycan onayı olmadan hiçbir devletin ne Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan toprağı ne de başka bir yerde gözlemci göndermesi mümkün değil. Zaten burada Ermenistan tekrar burada Minsk grubunu tekrar canlandırarak, özellikle Fransa'yı da kullanarak oraya girmek istiyor. Benim burada belirtmek istediğim şey aslında İran'ın buna karşı oluyor. Yani İran hem Amerika'nın yani Avrupa Birliği, Amerika'nın Avrupa Birliği üzerinden buraya yerleşmesini hem de İsrail'in de özellikle burada işte Azerbaycan'da daha fazla faaliyet göstermesini istemiyor. Tabii burada İsrail konusuna gelirsek şunu da biliyoruz aslında. Azerbaycan, İran'da resmi dilde Azerbaycan dilinde yayın yapan kanallar var. Bu kanallar özellikle Kasım ve Aralık aylarında şöyle yayınlar yapıyorlardı. İşte bizim en büyük düşmanımız İsrail ve onun da o en yakın müttefik olan Azerbaycan'da bir. Zaten olayların bu noktaya gelmesinin önemli sebebi İran'ın Azerbaycan'a karşı aldığı düşman tutumu. Şöyle ki hocamız da belirtti aslında uzun yıllar Azerbaycan devleti İran'ı İran halkının da göz önünde bulundurarak ve İran'ı da fazla kızdırmamak amacıyla İsrail'le ilişkilerini en alt düzeyde tutmuştu. Fakat biliyoruz ki
İran, bence bunu yapmasının önemli sebebi de İran'ın da şu, biliyorsunuz 100 günü bulan İran'da iş karışıklıklar var. İran burada aslında Azerbaycan'ı bir günah keçisi olarak göstererek kendi toplumuna ve özellikle aslında Teyhan Hoca'nın da belirttiği gibi İsrail'le çok yakın ilişki kurmasa da daha yeni yeni büyükelçi açma konusunda adımlar atan bir Azerbaycan devleti var. Buna rağmen İran, Azerbaycan'ı bir İsrail, çünkü İran'da en çok satacak olan şey İsrail düşmanlığı, Siyonizm kartı. Bunu masaya yatırıyor aslında İran. Çünkü İran'da işte 100 günü aşan gösteriler var. Yüzlerce insan öldü. Birçok binlerce insan şu anda hapishanede. İran'da burada Azerbaycan aslında bir dediğim gibi günah keçisi olarak göstermeye çalışıyor kendi toplumuna ve İran bayrağı altında. İşte İran'da biliyorsunuz sadece Farsiler yok. Kürtlerden tutun Azerbaycanlara kadar birçok etnik grup var. Bu etnik grubu da İsrail düşmanlığı, Siyonizm düşmanlığı altında birleştirerek aslında İran'da kendi yaptığı günahlarını, işte kendi yaptığı insan hakları ihlallerini ve İran'daki gösterilere karşı halkı kendi arkasında tutmak istiyor. Buna karşı buna ayrıca şunu da söyleyebiliriz. İran son dönemde Azerbaycan'a karşı askeri tatbikatlar yaptığını biliyoruz. Ve bu tatbikatların amacının da aslında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı olduğunu biliyoruz. Çünkü Azerbaycan, İranlı bazı milletvekilleri Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de tartışmaya açan bazı demeçleri oldu İran televizyonlarında. Yani bu bağlamda aslında Azerbaycan'ın yaptığı orada barışı tesis etmek, bölge ülkesi olarak İran, güçlü olan İran'a karşı her zaman barışı ve diplomasiyi savunan bir adım atıyor. Fakat buna rağmen en son olayda gördük ki aslında İran poker deyimiyle eli yükseltmeye çalışıyor ve Azerbaycan'ı daha fazla sıkıştırmaya çalışıyor. Tabii burada Türkiye'yi de sıkıştırdığını görebiliriz. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan çok yakın ilişkiler kurmuş durumda. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesinde Azerbaycan'ın rolü olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Yani İlham Aliyev özellikle bu konuda Türkiye ile İsrail arasında aralıcı yaptığını da söyleyenler var. Çünkü Teran Hoca da belirttiği gibi 44 gün savaşın kazanmasının bir faktörü Türkiye ise diğer faktörü de İsrail'in sağladığı silahlar. İsrail'in Azerbaycan'la 1994'ten beri çok uzun yıllardan beri giden bir silah ticareti var. Buna karşılık da İsrail Azerbaycan'dan petrol alıyor. Çünkü biliyorsunuz İsrail'e karşı tüm Arap ülkeleri petrol ambargosu uyguluyorlar ve İsrail'e tek petrol sağlayan ülkelerden, hatta İsrail'in petrolün yanıtlamıyorsam %40'ını Azerbaycan sağlıyor. Bu bağlamda da aslında İsrail'in de burada önemli bir faktör olduğunu tekrar belirtebiliriz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Terman Bey ile tekrardan devam etmek istiyorum. Terman Bey, Türkiye, Azerbaycan yakınlaşması İran'da nasıl karşılanıyor sizce? Şimdi özellikle Nisan hocamız söyledi ama birkaç konuya da değinmekte fayda tabii var. İran'ın Ermenistan haritasını göz önünde bulunduralım. Ermenistan bir komşusu İran, diğeri Azerbaycan, diğeri Türkiye, öbürsü de Gürcistan. Şimdi düşünün, Ermenistan başından beri Azerbaycan'ın topraklarını işgal etti. Yani bunu uluslararası kurum ve kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve diğer sesim geliyor mu acaba? Sesiniz geliyor. Arada bir gitmişti ama şu an sesiniz var hocam. Evet. Bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Teşkilatı başta olmakla Ermenistan'ı işgalci olarak nitelendirmiştir. Azerbaycan toprakları işgal etmiştir. Bakın, Ermenistan'ın bu dört komşusundan, yani Azerbaycan'la savaş halinde, Türkiye uluslararası hukuktan yola çıkarak kardeş Azerbaycan'ın toprakları işgal edildiği için Ermenistan'la sınırlarını kapattı. Ermenistan'la işgali sonlandı. Ondan sonra biz sizinle normalleşmeye gidelim. Sınırlarımızı açalım, ilişkileri geliştirelim şartını ortaya koydu. Gürcistan da yine Türkiye ve Azerbaycan ekonomik ilişkilerini özellikle Bakü-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis, Kars demir yolu, diğer çok uluslararası, çok önemli stratejik projelerde bizim esas ortaklarımızdan birisi. Gürcistan da zaten toprak bütünlüğü sorunu yaşayan bir ülke. Yani içerisinde Ossetya, Abhazya sorunu var. Gürcistan da başından beri Azerbaycan devlet bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemiştir. Eğer İran
Tek komşusu Ermenistan'la işbirliğini sürdüren, Ermenistan'ı besleyen, işgalci Ermenistan'ın yanında yer alan tek İran rejimi, Tahran rejimi olmuştur. Evet. Eğer İran Azerbaycan topraklarının işgalden azat edilmesini isteseydi, Ermenistan'a sen Azerbaycan topraklarını azat et, işgalden azat et, yoksa Türkiye'nin yaptığı gibi işte. Bu Müslüman devletin, yani İran diyor ya, Azerbaycan dünyada İslam'ın temsilcisiyim, İslam devletiyim. Müslüman devletin, bir Müslüman devletin camileri yakılıp yıkılırken, Ermeniler camilerimizi hayvan ahırları haline getirmişken, Aras'ın bu tarafında, Aras Nehri'nin bu tarafında, oradan Güney Azerbaycan'dan, İran topraklarından da bu açık ve net şekilde gözüküyor. Bütün kasabalar, şehirler, köyler tarumar edilmişken, yani bir tane sağlam bir bina kalmamış ayakta, bir tane. O kadar Azerbaycan ekonomisi açısından çok önemli bölgede bir tane sağlam bina ayakta kalmamış. İran neden o dönemde hiç sesini çıkarmadı? Hiç Ermenistan'la ilgili tepki göstermedi. Azerbaycan, Müslüman Azerbaycan camilerini niye hayvan ahırları haline getiriyorsunuz demedi. Ne yaptı? Ermenistan desteklerdi. Ermenistan için nefeslik rolünü oynadı. Ve 44 günlük savaşta Azerbaycan milli iradesini ortaya koyuyor. Sıradan bir ferdinden Cumhurbaşkanı'na kadar topyekün seferberlik yaparak, milli teyakkuz halini güçlendirerek, topraklarını işgalden azat ettikten sonra ne yaptı? İran bu sefer Azerbaycan sınırına ordu yığmaya başladı. Yığınak yaptı. Tatbikatlar cezalaştırdı. Bize meydan okumaya çalıştı. Zengezur koridorunun açılmasını istemiyorum dedi. Zengezur zaten 1920 senesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nden alınarak Ermenistan'a hediye edilmiş, özellikle Türkiye'ye karşı, Türk dünyasının birliğine karşı yöneltilmiş en büyük projelerden, emperyal projelerden birisiydi. Çünkü o topraklar bizimdi. Türkiye ile Atatürk işte Nahçıvan Türk dünyasının kapısıdır demişti. Nahçıvan'dan başlayarak Azerbaycan üzerinden Orta Asya'ya uzanan bir karayolu vardı. Bu karayolunu 38 kilometrelik bir alanı, o bölgeyi, Zengezur'un bir kısmını aldılar Azerbaycan'dan, Ermenistan'a verdiler. Şimdi 10 Kasım Anlaşması'nda açık ve net bir şekilde şu beyanname, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının liderlerinin imzaladığı beyannamede Azerbaycan'ın Nahçıvan'la olan ilişkilerinin sağlanmasının Ermenistan tarafından, yani Zengezur koridorunun açılmasının bir kendi açısından bir ühdeli olarak götürdüğünü biz görüyoruz. Yani kendisi oraya imza atmış, yükümlülüğü olarak kendi imzası orada da devlet olarak bunu açmak zorunda. Ermenistan bunu açmak istemiyor, İran da bunun açılmasını istemiyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin Orta Asya'yla tır geçişlerini, ticari İran üzerinden olsun, Türkiye ve Azerbaycan çok farklı yollara, güzel bir alana sahip olması, bu tabii ki bizim jeopolitik imkanlarımızı da artırmakta. Trans-Hazar geçidiyle birlikte düşündüğümüz zaman ve son dönemler Türk devletleri teşkilatı çerçevesinde yapılan hamleler, birlik ve integrasyon derinleştirilmesi, bir güç olarak Türk gücünün ortaya çıkması da düşünürsek, İran bunu hazmedendir. Biz diyoruz ki nüfusunun yarıdan fazlası Türk olan bir devlet, Türklerden ibaret olan bir devlet. Buyursun gelsin Türk devletleri teşkilatına üye olsun. Ama İran her tarafta Türkiye'nin hayati çıkarlarının karşısında, Azerbaycan'ın hayati çıkarlarının karşısında, öbür taraftan da diyor ki ben İslam devletiyim. İran'ın uğraştığı bütün devletlere baktığımız zaman mücadele ettiği hepsi İslam devletler. İran'ın başka devletlerde işi yok. Ermenistan'la kardeşlik kol boyun olmuşlar. Ve Cuyu Azerbaycan, burada özellikle Türkiye'mizde bir yanlış algı da var. Onu da yani düzeltmekte fayda görüyorum. Azerbaycan toplumu tamamen Şia değil. Yani Azerbaycan laik bir toplumdur, laik bir devlettir. Ve elbette Şiası da Sünnüsü de kardeşçe burada ibadetlerini gerçekleştiriyor. Azerbaycan Türk'tür. Nüfusu, diğer halklar da var burada, etnik kimlikler de var. Ama her birisi çok serbest bir şekilde kendi etnik kimliklerini, mezheplerini, dinlerini, Hristiyan da var, Yahudisi de var, onların da sinagoglar var, diğerlerinin kiliseler var. Hatta Ermeni kiliseleri bile Azerbaycan'da var. Tarih boyu bu coğrafyada en hoşgörülü siyaset istemiş devlet
Azerbaycan Türkleri ve Türkler olmuştur. Tarih bu İpek yolunda biz hakimiyet kurduk asırlar boyunca ve hiçbir milletin diline, dinine, mezhebine, kimliğine dokunmadık. Hepsini yaşattık. Bayrağımız altında adaletle yönettik. Bunu biz görüyoruz ama İran ne yaptı? İran, Azerbaycan Türkleri, İran'ı var eden ibadet, Türkler, Büyük Selçuklulardan ta son Kacar Dağı'na kadar olan dönem. Ne yaptı? İran oradaki güçleri asimile etmeye çalıştı. Onların dilini, kültürünü, yani onları değiştirmeye çalıştı. Bunu görüyoruz. Yani şu anda İran'ın aslında çok ciddi açmazlarla karşı karşıya olduğunu görmek lazım. İran kendi yanlış iç politikasının dış politikada da cirovu haline geldi. Yani Türkiye ile Azerbaycan'la normal bir ilişki, işbirliği, ticaretini canlandırması. Yani bu coğrafyaya baktığımız zaman burada her zaman böyle olmuş. Ama İran ne yaptı? İran giderek stratejik ehemmiyeti biten bir Ermeni karnına sarılmaya başladı. Ermenistan zaten demografisi bellidir, ortadadır. Genç nüfus Ermenistan'ı terk edip gidiyor. Ermenistan'ın almış olduğu yenilgiden sonra bundan sonra Ermeni devletini bile bir, yani bu bölgede eğer sağlam barıştan yana, işbirliğinden yana, komşularla normalleşmekten yana bir siyaset izlemezlerse Ermenistan devletinin bile geleceği soru altında. Çünkü yapmış oldukları faaliyetlerle bölgede nasıl kalabilirler, nasıl tutunabilirler? Azerbaycan düşmanlığı, Türkiye evet. düşmanlığı. Böyle bir karta Ermenistan... Bir sizinle bir virgül koyuyorum. Evet, şimdi bir Sezai Bey'e de tekrardan bir dönelim. Sonra tekrardan sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Sezai Hocam, şimdi daha doğrusu elçilik saldırısı tam olarak ne anlam ifade ediyor? Birazcık bunu konuşmak istiyorum. Neden elçilik evet, hedef alındı? Tabii burada elçilik aslında ben Twitter'da şöyle bir, şey, bir ifade görmüştüm. Yani o ülkenin aslında namusu gibi bir şey. Yani orada bir biliyorsunuz elçilik toprakları, o Azerbaycan toprakları şu anda, Tehran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği. Ve o toprakları da korumak, yani oradaki bütün hem uluslararası hukukuna göre hem de aslında komşuluk hukukuna göre orayı korumak tamamen Tahran'ın, yani İran yönetiminin görevi. Fakat bunu yapamadığını görüyoruz İranlılar, yani İranlıların. Tabii bunu bilerek mi yapmadılar, bilmeyerek mi yaptılar, bu belki ileriki günlerde açığa çıkacak. Fakat Azerbaycan tarafından gelen bilgilere göre bunun bir terör saldırısı olduğunu belirtiyorlar ve tek bir kişinin yapabileceği bir saldırı olarak gözükmüyor şeklinde açıklamalar var. Tabii burada daha önceki analizinde belirttiğim gibi büyük ihtimalle burada İran devleti genellikle hem dış politikada olsun hem iç politikada olsun bunu doğrudan değil dolaylı yollardan yapmayı seven bir yapıya sahip. Özellikle İran gizli haber ajansı Salak olsun ya da İran devrim muhafızları olsun. Burada önemli rol oynadığını ben düşünüyorum. Yani bu tek bir kişinin yapacağı bir saldırı değil. Dikkat ederseniz Twitter'daki yapılan paylaşımlarda saldırganla yapılan söyleşilerin olması da aslında biraz bu noktada kafadaki soru işaretlerini de çoğaltıyor ve aslında Azerbaycan kamuoyunda da ve Türk kamuoyunda da büyük tepkiye yol açan bir şey. Sanki teröristle bütün Azerbaycan, İran televizyonları röportaj yapmak için yarışıyor gibi bir izlenim var. Burada tabii ben burada biraz da olayın yani İran tarafının açıklamasına göre burada bir İranlı bir erkek var ve Azerbaycanlı bir kadınla evli. Aralarındaki bir aile meseleden dolayı bunu yaptığı belirtiliyor ama burada bile böyle aslında bir mesaj var bana göre. Şöyle ki işte burada Azerbaycanlıların kadın olması, İranlı erkek olması, işte burada olayı tamamen bir biraz doğu toplumlarda olacak şekilde işte namus veya başka şekilde yani buradan verilen başka mesajlarda olduğunu ben düşünüyorum. Yani burada biraz feminist açıdan bakarsak işte Azerbaycan'a bir orada kadınla evlenmesini bile bu şekilde bir anlamlandığını ben düşünüyorum İran'ın. Sezai Hocam, kısa bir reklam arasına gireceğim. Sonra sizinle devam edeceğiz kaldığımız yerden. Tamam, teşekkür ederim.
Değerli izleyenler, Dışişleri programımızı Azerbaycan'dan bağlanan Talman Bey ve Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi olan Profesör Doktor Sezai Özçelik ile birlikte devam ediyorduk. En son Sezai Bey, sizinle devam ediyorduk. İsterseniz bir virgül koymuştuk. İfadelerinizi devam edebilirsiniz. Evet, yani İran'a tabii ilişkiler konusunda burada önemli olan noktalar, yani niye bir büyükelçilik saldırısı? Daha önce belirttiğim gibi aslında burada İran biraz da tırmandırma siyaseti izlediğini ben görüyorum. Özellikle Türkiye-İran ilişkilerine noktasından bakarsak aslında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine bakarsak İran nasıl bakıyor? Burada Türkiye ile bence İran arasında bir centilmenlik anlaşması var. Yani Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesini İran fazla ses çıkarmadığını ben düşünüyorum. Bu centilmenlik anlaşması gereğiyle. Çünkü aynı şekilde Türkiye biliyorsunuz özellikle Suriye konusunda Suriye'de İran'la da yani sadece Rusya'ya değil, İran'la da bir ortak politika izlemeye çalışıyor. Her ne kadar farklılığımız olsa da İran'la birçok konuda, Suriye'de de belli noktalarda nasıl Rusya'da olduğu gibi belli noktalarda buluşuyoruz. Bu bağlamda da ben burada İran'ın niye bu kadar özellikle Azerbaycan'ın son noktalarda, ben burada Türkiye'nin faktörü olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yakınlaşmasının. Türkiye bir İran tehdit olarak görmüyor. Ben daha çok İran'ın özellikle Minsk grubunun tekrar canlandırılması, Avrupa Birliği'nin Amerika'nın buraya tekrar girmesi, özellikle Rusya'nın Ermenistan konusunda tekrar canlandırılması ve İran'ın da aynı şekilde Ermenistan'la ilişkilerini canlandırması konusunda, yani Azerbaycan'ın verdiği tepkilerden dolayı İran'ın bu yönde adımlar attığını düşünebiliriz. Aynı şekilde İran'ın ben bu noktada çevreme politikası uygulandığını düşünüyorum İran'a karşı. Bu tabii sadece Azerbaycan üzerinde olduğunu düşünmüyor İran'la. Aynı zamanda güneyden özellikle Suudi Arabistan başta olmak üzere bir Sünni hilalin özellikle İran'a karşı oluşturulduğunu, hatta Irak'taki Kürtlerin bile bir anlamda biliyorsunuz Irak'taki Kürtler de İsrail'le çok yakın ilişkiler halindeler. Bu bağlamda bunu hep İran tehdit olarak gördüğünü ben düşünüyorum. Yani İran biliyorsunuz yıllarca savunmasını kendi sınırı dışında kadar götürmüştü ve İsrail başta olmak üzere yani İsrail'in sınırına kadar gelmiş bir devletti. Özellikle Suriye başta olmak üzere, Lübnan başta olmak üzere İran'ın burada varlığını özellikle vekalet örgütler eliyle olduğunu görüyoruz. Bu bağda ilk kez yani bu son yıllarda İsrail'in gerek Irak'taki Kürtler vasıtasıyla gerekse Abraham anlaşmalarından dolayı da Suudi Arabistan'la ilişkilerini ve diğer Arap ülkeleri ilişkilerini düzeltmesinden dolayı İran'ın bu konuda daha çok rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Belki burada en önemli nokta bence tekrar anlaşılmak gerekirse aslında İran burada iç politikadaki sıkışıklıktan dolayı bir çıkış noktası arıyor. Bu bağlamda da Azerbaycan'ı özellikle bir düşmanlaştırarak, onlara karşı bir düşman imajı yaratarak da kendi İran toplumunu tek bir bayrak altında toplamaya çalıştığını düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ederim Sezai Bey. Talman Bey ile tekrardan devam ediyorum. Talman Hocam, sizce İran'a rağmen birleşik bir İslam dünyası mümkün olabilir mi? Şimdi elbette İslam dünyasının birliği istikametinde özellikle Türkiye'nin başından bu yana bir siyaset izlediğini de biliyoruz. Yani özellikle İslam ülkeleri kendi aralarında ekonomik, kültürel işbirliğini derinleştirsin. Küresel meselelerle ilgili, küresel düzenin geleceğiyle ilgili dünyada da şu anda çok ciddi jeopolitik kırılmalar yaşanıyor. Burayla ilgili işte İslam dünyası bir güç olsun. İslam devletleri, İslam konferansı teşkilatı neden Birleşmiş Milletler Örgütü'nde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nde bir daimi üyesi olmasın? Yani İslam dünyasının birliği istikametinde Türkiye'nin başından beri bir siyaset izlediğini biliyoruz. Ama maalesef İran tarihi karakteristik özellikleri itibariyle de İslam dünyasının birliğinden daha çok İslam dünyasının bölünmesine hizmet eden politikaları yapıyor. Yani mezhebi kimlik üzerine, mezhebi kimliği İslam kimliğinin önüne kesilerek kardeşlik yerine, yani bunu Azerbaycan siyasetinde de gördük. Ermenistan'la Azerbaycan arasında uluslararası hukuk, manevi değerler, dini değerler, tarihi haklılık, hakikat, bütün bu boyutları itibariyle Azerbaycan haklıdır.
Azerbaycan kendi davasını, toprak bütünlüğü davasını yaparken İran'ın da normalde Azerbaycan'ın yanında yer alması, destek vermesi gerekirken bunu yapmadı. Ermenistan'a destek verdi. Şimdi Suriye'de Türkiye'nin önünde biz İran'ı gördük. Başka cephelerde biz İran'ın yani şu anda baktığımız zaman Pakistan'dan Afganistan'a İran'ın İslam dünyasıyla sağlam bir komşuluk siyaseti izlediğini söylememiz mümkün değildi. Yani İran şu anda mezhep üzerinden bir politika izlemekte. Yani bu da tabii ayrıştırıcı bölünmeye sebep olacak. Arap dünyasındaki durumu ortada. Yani Arap devletleriyle İran ilişkilerinin mazarası ortada. Bütün bunların hepsini düşündüğümüz zaman aslında İran'ın bir değişim ve dönüşüm süresine girmesi gerekiyor. İran kendi demografik durumuna, manzarasına uygun bir siyaset izlemesi gerekiyor. Bakın şimdi 2017'den bu yana sadece sistematik karakter almış halk itirazlarından bahsediyoruz. Çeşitli kesimler, toplumun çeşitli kesimleri sürekli itiraz ediyorlar. En son işte baş veren olaylar aylarca devam ediyor ve şu anda bile tam yatışmış değil. Yani bunlar neyi gösteriyor? İçeride halk hoşnutsuz, tecrit durumunda. İran kendisini izole ederek, yani bütün dünyadan izole ederek, bu tür siyasetle, özellikle dünyada proxy güçleri farklı coğrafyalarda destekleyerek, şimdi bununla nereye varmak mümkün? Yani Azerbaycan, İran coğrafyası, komşuluk münasebetleri, tarihi ilişkiler bağlamında da önemli bir ülke. Şu anda Azerbaycan, Güney Kafkasya'nın cazibe merkezi. Yani buradan İpek yolunun canlanmasından bahsediyoruz. Orta koridorun ehemmiyetinin artmasından bahsediyoruz. Azerbaycan Hazar enerji havzaları açısından, üç dünyasının enerji kaynaklarının, petrol ve gaz rezervlerinin dünyaya taşınması açısından, Avrupa ile Türk dünyasının Orta Asya'nın ilişkileri açısından çok kilit bir ülke. Türkiye ile Orta Asya'nın entegrasyonunun derinleştirmesi açısından. Öyle bir ülkeyle İran'ın normal bir komşuluk siyaseti, işbirliği siyaseti yürütmesi gerekirken şu anda düşmanlaştırma siyaseti izlediğini görüyoruz. Yani bu devlet çıkarları, devlet aklı bakımından da doğru bir yaklaşım değildir. Yani buna baktığımız zaman İran'ın kendi açmazları var. İçerisinde rejimle ilgili açmazları var. Ve bu rejimin değişmesini iç ve dış faktörler gerekli kılıyor. Rejim değişmeli, İran daha sağlıklı bir siyasete, iç ve dış siyasete geri dönmelidir. Bunları da düşündüğümüz zaman, bütün bunların hepsini birlikte düşündüğümüz zaman İran, İslam dünyasının birliği istikametindeki aslında önemli engelleyici faktörlerden, ülkelerden birisi olduğunu da görebiliyoruz. Bakın Suudi Arabistan, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkeleri, Katar, Azerbaycan'la çok normal ilişkiler geliştirmektedir Müslüman ülke olarak. Suudi Arabistan hatta Ermenistan'da büyükelçilik bile açmamıştır. Ama şu anda kendisini mezhepsel olarak da Azerbaycan'a yakın gören ve Ermenistan'a silahlar gönderirken, silah ihraç ederken, neft gazı ihraç ederken Azerbaycan'a mezhep ihraç eden İran, yani hocamız da değildi, Azerbaycan'ın içerisinde İran'ın bir yapılanma, etki üretme çabaları var. Bağımsızlık döneminden bu yana mezhep üzerinden özellikle. Bu doğru bir siyaset midir? Hayır, doğru bir siyaset olamaz. Azerbaycan dediğim gibi bölgenin çok önemli, Avrasya'nın çok önemli ülkelerinden birisi. İkinci, Türkiye. Türkiye yükselen bir güç. Niye? Çünkü bugün dünyada kültür diplomasisiyle, insana olan yatırımlarıyla, yani baktığımız zaman bütün bu coğrafyalarda, Balkanlardan Çin sınırına kadar her yerde Türkiye'nin soydaş, akraba, dindaş yüzü Türkiye'ye dönük topluluklar var. Türkiye'nin istediği nedir? Türkiye diyor ki gelin hepimiz birlikte daha adil bir dünya nizamı inşa edelim. Gelin burada bir işbirliği olsun, refah olsun, sömürge olmasın. Müstemleke hayalinde olan güçler, dış güçler bu bölgede istediklerini operasyonları yapmasınlar. Bunun için ne lazım? Bunun için işte sağlam bir işbirliği modeline veya doğru bir duruşa ihtiyaç var. Ama İran'ın bunu yapmadığını diyor. İran mücadele ettiği ülkeler, yani
iktidara, Molla rejimi iktidara geldikten sonraki ilk savaş Irak devleti, Irak'la olmuş. Bir Müslüman devlet olan Irak'la savaşmıştı. Şu anda baktığımız zaman yani bütün bu parametreler üzere olayı analiz etmeye çalıştığımız zaman İran'ın her seçimiyle bir değişim ve dönüşme mecbur olduğunu görüyoruz. Yani bunu içerideki faktörler de bunu talep ediyor. Ya sadece güçler değil, farklı etnik kimliklerden oluşan insanlar, Beluşlar, Türkler, diğer etnik kimlikler, bunlar da haklarını alamamışlar. Yani eğitim hakkı, sıradan bir hak. Yani nasıl olabilir İran'daki Ermeni vatandaşları kendi dillerinde eğitim alabiliyorlar ama Azerbaycan Türkleri kendi dillerinde eğitim alamıyorlar. Yani bunların çözülmesi lazım. İşlerin hepsini düzeltilmesi lazım. İran kimliği çatırdamaktadır. Eğer bu kimliğin içerisinde Türkler yoksa İran ayakta kalamaz. İran bunu bütün faktörlerle birlikte düşündüğümüz zaman görmemiz gerekiyor. Yani bu anlamda da bence İran, şimdi siz İslam Birliği noktasında işte bu İran'ın faaliyetlerinden bahsettiniz. İran Azerbaycan sınavında sınıfta kaldı. İran zaten bunu kendi içlerinde de dillendiren insanlar var. Bunu o sert rejime rağmen Azerbaycan siyaseti yanlış olmuştur diyenler, yazanlar, çizenler var. Bunu kabul etmek mümkün değil yani. Düşünün, sen İslam rejimi olduğunu ilan edeceksin. Aras Nehri'nin gübre tarafında camiler yakılıp yıkılacak. 44 günlük savaştan sonra o işgal altındaki topraklar Azerbaycan ordusu şanlı faaliyetleriyle, gücüyle işgalden azat edecek. Ve orada İran sınırı boyunca ilk ezanlar yükselecek. Ermeniler, bakın, tarihte hiçbir zaman orada yaşamamalarına rağmen yani 3-5 kişiyi Suriye'den Ermeniler getirdiler, oraya kullandılar. Orada hemen bir kilise açtılar. Zenciran'da mesela. İran sınırı boyunca. Kilise içerisinde. Buna ses çıkarmadı İran. Ama biz geldik, topraklarımızı işgalden azat ettik ve oradan ezan sesi yükselmeye başladı. Buranın işgalden azat edildiğini göstermek ve artık bir Müslüman beldesi olduğunu göstermek açısından İran bundan rahatsız oldu. Böyle bir İran nasıl olabilir İslam dünyası için, yani İslam dünyasının birliği noktasında bir yani sağlam. Bunlar söylenler. Yani İran'ın işte İslam dinini, mezhebi, mezhep kartı, diğer kartları kullanmasından başka bir şey değil. İran'da derin bir şubiye geleneği, Fars milliyetçiliği, Fars şovinizm üzerine kurulmuş bir şubiye geleneği şu anda İran devletine hakimdir. Ben işte bu açıdan da baktığımız zaman bu rejimin değişmesi, dönüşmesi evet. gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Selman Bey, izniniz olursa hemen Sezai Bey'e dönmek istiyorum. Sezai Hocam, doğal gaz krizinin yaşandığı şu günlerde İran'a uygulanan ambargonun kaldırılacağını düşünüyor musunuz? Evet, aslında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde de birçok kişi İran'la karşı Batı'nın daha yumuşak olacağını düşünüyordu. Fakat gelinen noktada bunun ben şu anda doğalgaz ambargosu başta olmak üzere yani İran ambargonun kaldırılamayacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı'nda biliyorsunuz İran Rusya'yı destekliyor. Bu destek sadece özellikle lojistik destek açısından ve kuzey-güney aksı açısından. Çünkü Rusya'nın şu anda dünyaya açılabileceği çok az noktalardan bir tanesi bir Türkiye var, bir de İran var. Tabi burada Azerbaycan çok kilit noktada. Bu yüzden zaten Azerbaycan konusunda İran'ın bu kadar baskı yapmasının sebebi de biraz da bu. Rusya'nın bunun yanında yer aldığını ben düşünüyorum. Çünkü Rusya özellikle bu noktada İran'a çok ihtiyacı var. Bir başka ihtiyacı olduğu nokta Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki tarafta aslında şu anda askeri olarak biraz özellikle silah lojistiği açısından çok kötü durumdalar. Bu bağlamda İran'ın Rusya'ya sağladığı dronlar özellikle batılı toplumlar tarafından çok hoş karşılanmamış durumda. Çünkü Rusya Savaşı'nda Ukrayna'nın özellikle altyapısına vurulması konusunda İran başarılı bir şekilde Rusya'ya yardım etmiş durumda. Ben bu bağlamda yani İran'a karşı ambargonun kaldırılmayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda
özellikle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere gerekli tedbirleri almış durumdalar. Yani şu anda Ocak ayındayız. Bir iki ay içinde de kış ayı geçmiş olacak. Zaten belki konuşuruz ama özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dönemde yapılan Leopard tanklarının başta Almanya olmak üzere birçok Avrupalı ülke ve hatta Kanada tarafından ve diğer ülkeler tarafından yani diğer Leopard 2 tanklara sahip ülkelerinin vermesi de bunu gösteriyor. Hocamın da belirttiği gibi Teoman Hocam'ın İran şu anda daha da yalnızlaşacak gibi gözüküyor. Ve bu yalnızlaştıkça da aslında biliyorsunuz bir şeyi köşeye sıkıştırırsanız saldırır. Bu noktada saldıracağı ülkelerin başında da bence Azerbaycan geliyor maalesef. Bu alandaki son Tahran'daki terörist saldırıyı, Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan terörist saldırıyı ben bu şekilde okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani İran Azerbaycan'a karşı daha fazla saldırgan politikalar izleyecek diye düşünüyorum. Özellikle traktör takımı var. Belki ona da baskıyı da artıracak şekilde. Güney, hocam da belirttiği gibi Ermeniler İran'da kendi dilleriyle okul açarken Azerbaycanlılar İran'da birçok bakımdan, insan hakları bakımından da birçok ihlallere maruz kalıyorlar diye düşünüyorum. Bu bağlamda İran'ın daha fazla saldırganlığının devam edeceğini söyleyebiliriz. Evet, teşekkür ederim Sezai Hocam. Tarman Bey, son bir dakikamız kaldı. Kapanış olarak ifade etmek istediğiniz çok kısa bir şeyler var mı acaba? Biz her zaman Türkiye ve Azerbaycan olarak bölgede istikrardan, işbirliğinden, barıştan yana olmuşuz. Ama bir güç yükselişi devam ediyor Türk dünyasının ve bu ancak barış ve adaletin sağlanması için lazım. Dünya için de lazım, İran için de lazım. Onun için de İran bu anti-Türk siyasetinden bir an önce vazgeçmeli ve aslında Azerbaycan'la normalleşmeye, ilişkileri daha sağlıklı zemine oturtmaya mecburdur. Evet, çok teşekkür ederim her ikinizden de. Çok sağ olun, bizleri kırmadınız. Telman Bey aynı şekilde Azerbaycan'dan yayınımıza bağlandı. Sezai Hocam, sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Son durum, pardon, dışişleri programımızın sonuna geldik. Çok kıymetli ifadeler vardı tabii ki hem Telman Bey tarafından hem de Sezai Bey tarafından. Azerbaycan ilişkilerini konuştuk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.